Şimdi kazanan malzemelerini tamam ekleyelim. Hepsini mi ekliyoruz? Tamam. Karıştırma. Yazıları uzun uzun okumayacağım. Yani biliyor olabilirsiniz zaten bunu. Lan oğlum tam ya ben tam denk getirecektim. Ya patlamış, ben de patlamayı bekliyorum şuraya bakarken. Tamam. Malzemeleri öğütme. Öğütünce tamam. Götürmüş şeyin kazana ekleyelim. Olur. Karıştıralım. Ama ikinci seviye yapmama izin vermiyorsun. Ben yapardım İksiri tamamla. Tamamlayalım abi. Oda değiştirme. Böyleymiş. İksiri satışa sunma. Tamam, sana zaten başka iksirimiz yok. Bundan vereceğim. Pazarlık yap abi. Bu pazarlık olayını çok yapamadım ben. Artı 2 dedi. Uygun eliksir bulunmaması. Bahçeye gidelim. Çünkü malzememiz yokmuş. Tamam. Kapatsana şunu. Ha, içinden çıkartıyorum şöyle. Tamam, bunu da kaydet. Hemen satalım. Gel bakayım. Bir pazarlık. Bunu çok çözemedim. Yani. Ama 5 artmış. Güzel. O zaman yatak odası yukarıdaymış. Bir günü bitirme. Evet. Eğitim tamamlanmış. Güzel. Bahçemizden gidelim de şu malzemeleri bir toplayalım. Okay. Sen ne istiyorsun kardeşim? Bir dondurma iksirine ihtiyaç ne? Dondurma iksiri. Şuraya mı? Şuraya mı? Şuraya gideceğim ben. Hadi buraya gideyim. Çok fazla malzeme harcamak da istemiyorum. Buraya gel. Orayı açmamız gerekecek. Çok az kalmış da ikinci seviyesi için uğraşsam mı? Boş ver. Harfi kaydet. Tamam mı? Yaptık mı yaptık anasını satayım. Al. Pazarlık.
Sat abi. Sen ne istiyorsun? Gerçekten baş belası olan bir kişinin kadehine dökebileceğin bir şeyin var mı? Sen zehir istiyorsun. Vay şerefsiz. Birisini öldürecek. Şimdi zehire doğru giden hangisi var? Ha, zaten bunun tarifini biliyordum lan ben. Bir tane bu. Bir de bu. Karıştır. Ya ben bunu biraz daha ilerletmek istiyorum. Bir tane daha mı malzeme atsam acaba? Şunu atsam değer mi? Bilmiyorum. Neyse kalsın şimdilik. Başka bir şekilde buluruz. Tamam mı? Gel bakalım. Al abicim. Pazarlık. Pazarlığın bana bir dezavantajı var mı acaba? Ona bakmak lazım. Bu ne zaten? Şu eksi bir. Yıldız tam olarak neyi temsil ediyor? Prestiji mi? Eğer öyleyse sürekli pazarlık etmeyelim. Siktir et para. Popülerliğimizi düşürüyormuş. Ha sen satıcısın. Bana mallarını göster. Bende olmayan ne var abi? Şu. Bundan alırım ben. Kaç altınım var benim? 176. Bir tane daha alayım. Tamam. Geri. Ay, pazarlık yapmayı unuttum ya. Neyse. Başım gerçekten çok ağrıyor ve beni uyutmuyor. Bana yardım edebileceğim bir çeşit uyku hapı var mı? Hayda. Uyku hapı nereden çıktı ya? Uyku hapı nereden gidilebilir ki acaba? Şuraya gideceğim. Yeni aldığımızda pek bir halta yaramıyormuş. Oraya giden bu var. Bir daha bu var. Ama dur ikisini birden atma. Şimdi oraya bir gidelim. Ona bakarız. Tamam, biraz daha aşağıya gideceğiz. Bir dakika. Tam düz aşağıya gitmiyor. Tek bu aşağıya gidiyor. Bak. Bu iksir ne acaba? Böyle yazsaydın o da olurdu. Güzel olurdu yani. O da çok basitleştirdik. Güç. Güç iksiri bulduk. Bu işimize yaramaz. Kaydet. Tamamla. Güç iksiri, uyku çok alakalı değil. Zehir tarafında olabilir mi? Ama burada başka bir yol göstermiyor. Şurada belki olabilir. Oraya giden ne var? Oraya tam olarak gidemiyoruz. Ha, gidiyoruz. Şununla gidiyoruz. Ulan bu da yeni aldığımız. Çok pahalı bu da be. Şöyle gitsek sonra aşağıya insek. At bakalım. Şu iyi gibi. Abi, verdiğim bütün para gitti. Umarım elimiz boş dönmeyiz. Sıçtık. Buradan o şekilde gitmeyeceğiz. O da boşa gitti. Bundan koy. Sak. At abi. Bunlar beleşe geliyor zaten. Karıştırmak çok zaman alacak. Ha, bu da bir halta yaramadı. Çünkü burada bir çıkmaz var. O yüzden şu tarafa dolanmak daha iyi. Buradan aşağı insem.
Bir de bunu deneyelim. Battı balık yan gider. Sıçtık zaten. Ha, kuru kafaların üzerinden geçince görsün abi. Oradan nasıl geçeceğim lan? Çok ince. Buradan dolaşacağım. Şurada bir iksir var. Bütün parça harcadık. Şu an ben uyku iksirini bulamayacağım galiba. Benden uyku ne istiyordu? Başım gerçekten çok ağrıyor ve beni uyutmayan hala yardım edebilecek bir çeşit uyku hapım var mı? Şunu satsam istemiyorsun. Tamam. Bir de şu tarafa mı gitsem? Çünkü bu aşağıya gidecek malzemem kalmadı. Git. Git. Daha git. Sonra daha ucuza yaparız zaten. Yukarı çıkmam lazım. Yukarı bu çıkartıyor. Tamam. Hayvan gibi malzeme harcadım. Deneyeceğim. Burada biraz bekleyelim. Nereye gidebiliriz? Şu tarafa gitmemi gösteriyor ama etrafından dolaşabilirim anca. Malzeme bir idareli kullandım şu an. Pardon. Şurada bir, oradan da aşağı inersem bu iksiri az çok bulmuş olurum. Hadi bu uyku ilacı falan bir şey olsun. Mana iksiri yaptık. Kaydet. Daha ucuza üretiriz biz onu. Aa, devam edebiliyormuşuz. Ben bunu yarıda bırakmadım lan. Yukarı çıkacaksın. Bir daha yukarı çık. Oradan hemen sol yapmamız lazım. Hemen oraya bir git bakayım. Ah be, geçemedim. Geçerim sandım ama burada bir soru işareti var. Tamam. Oraya doğru gideriz. Hatta şimdi gitsek mi ya? Yukarı giden bir malzememiz şu var. At abi. Oradan sağa kaymamız lazım. Biraz. Çok sağa kayamadık. Ulan yanlış. Yukarı. Buraya kadar geldik. Bu olmadı ki. Bak, malzemeleri böyle fazladan harcamanın bok tarafı bu. Bir malzememiz yok, ne yapacağız? Böyle bekliyor mu? Abi, diyaloğu bitir, ben hatta uyumaya gidiyorum. Ben uyuyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne dedi? Henüz uyuyamazsınız. Öncelikle tüm ziyaretçilerinizin isteklerini... Ah siktir. Sen ne istiyordun? Diyaloğu bitir. Şekilde mi? Ya, taze bir şekilde muhafaza edebilecek ne olabilir ya? Bundan istemez misin? Tamam, kızma ya. Bitir. Sıçtık. Tüm prestijimiz yerle bir. Lan oğlum skill. Lan yeteneklere vermemiş de. Simya haritası görüşü. Aç abi. Pratiği siktir et. Tüccarı siktir et. Pazarlık. Boş ver abi. Şu haritayı bir aç. Tamam, bunu da aç.
Ben bunları vermemişim ya. Neyse, bugünümüz böyle boktan bitsin. Resmen sıçtık, batırdık işin içine. Malzemelerimizi topluyorum. Öyle fazladan da harcama bir ha. İksir isteyen var mı? Neden bilmiyorum. Dükkana gitmezsek müşteri gelmiyor. O zaman bir günümüz mesela iksir yapmaya harcayıp müşteriye bakmadan çekip gideriz. Bu da bizim şeyi engeller. İksi yememizi. Neden bilmiyorum fakat evimde yiyecekler inanılmaz hızlı bir şekilde bozuluyormuş gibi görünüyor. Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olacak bir iksirim var mı? Bilmiyorum, var mı ki? Oğlum ben mana iksirini yaptım. Üretmedim mi lan? Hayda. Bodruma in görevi varmış. Dur inin. Tamam. Başka? Burada popülerlik seviyeniz 2 olmalı. Şifa iksiri hazırlayın. Ateş iksiri hazırlayın. Şimdi ben buraya gitmek istiyorum abi. Biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Senden olur diyor. Asiktir. Buradan geçemem. Sıçtık. Ama en azından yolu açtık. Mana iksiri ne işe yarar ki acaba? Bu tarafa gidelim. Ateş iksirini açtık. Kaybet. Tamam mı? Bari ateş iksirimiz olsun, malzemeler boşa gidiyor. Şimdi bir daha böyle gidip ya da şöyle gidip buradan geçmek biraz zor olacak. Etrafından mı dolaşsak? Bundan çok var diyeceğim de. Dur ya. Bunun birkaç tane atınca olmuyor mu? Olmadı gibi sanki. Zaten bu kadar gidiyordun hayvan herif. Lan ne yapıyorum ya? Hepsini harcıyor musun öyle atınca ya? Oho. O biraz saçma. Bari gelmişken şuraya doğru gideyim ya. Sesler falan lan. Şuraya doğru bir gidelim de. Kurtardık paçayı. Güzel. Buradan yukarı çıkabiliyor muyum?
varmış. Tamam. Biraz su eklersek bu iş olur gibi. Hem de ikinci seviye oldu. Güzel. Aslında daha da fazla olması lazım. Ananı sikeyim. 3 oldu. Ne bu? Ne geliyor? Işık. Yeni bir etki açıldı. Bir dakika lan. Tarifi kaydet. Tamamla. Sen ne iş görüyorsun? Güçlü ışık iksiri. Ama ne işe yarıyor? Bundan versem. Tamam kızma. Bu. Siktir git. Merhabalar. Geçenlerde ormandaki gölde balık tutmaya gittim. Oltamı attım ve bir balık anında yemi yuttu. Oltamı yukarı çektim ve balığı kancadan ayırmaya çalıştım. Ancak balığın dişleri çok büyüktü. Güçlüydü. Beni avuç içinden ısırdı ama şimdi de elim şişme. Nasıl balık tutacağım? Bu halde. Sana ben can iksiri vermem lazım. Hadi can iksiri yapalım bir tane. Para kazanalım. Hiç müşterilerimiz var ya bizden nefret ediyor yani. Böyle bir dükkan varmış. O şerefsize gitmeyin falan diyorlar. Ben de kayıtlı mı? Ha, bu kayıtlıymış zaten. Pazarlık yapmayacaktık. Bir süre pazarlık yapmamamız lazım. Mallarını göster diyeceğim de abi. Bunun etkisini gösteriyor musun? Evet. Bende olmayan ne var yine? Bu çiçeği çok azmış. Ama şundan hiç yok. Uf, 52'ymiş paraya bak. Bu kadar dolambaçlı bir yol gitmesinin ne avantajı olabilir? İksiri daha kuvvetli hale getirebilir. Bir nokta vardır. Onun yani içinden dışından bir tarafından geçme olasılığını artırır. Ama çok pahalısın. Bir şey istemiyorum şu an. Yalo bitir. Yakacak odunu tamam. Ateş iksiri istiyorsun sen. Al pazar. O bir de kaliteliydi değil mi bu? İkinci seviye. Pazarlık yapmayacaktım ama yine de yapma lan. Sat anasını satayım. İyi günler. Dünya bir arkadaşın ne? Dün bir arkadaşın partisinde sıcak çorba içerken dilimi yaktım. Artık hiçbir şey tadamadım ama ben bir acıyım. Ürünümün kalitesini kontrol edebilmem gerekiyor. Dilim artık işe yaramaz durumda. Bir çeşit iyileştirici tentürün var mıydı? Hemen üretelim. Müşteri memnuniyetini çok es geçtik. Lan. Lan malzemem bitmiş ya. Burada ne var? İşimize yaramayacak bir şey. Oo, sıçtık. Başka bir malzemeyle oraya gidebilir miyim? Şuraya gitsem. Sonra çapraza inme var mı? Var. Şunu iki defa kullanacağım. Başka bir türlü can iksiri yapacağım. Oğlum bu burayı sıfırlıyormuş ya. Ne olurum hep düşüyorum bu şeye. Bir ikisinin farklı yönleri olması güzel. Böyle gideceğim. Şu yarı yolda kalsam. Gel abi. Şuraya bir gel bakalım.
İyi yırttık oradan ha. Şimdi şuradan aşağıya kayabilir miyim? Biraz daha aşağı iniyor mu? İniyor. Tamam. Tamam ya, ben olayı çözdüm. Öyle ya da böyle pahalı da olsa bir can iksiri yapacağım. Ay çok kaçtı. Boşa dolanmış da olabilirim. Şundan koy. Şunu şöyle at ya, bir şey olmaz. Bunu kaydetme tabii. Bu çok salakça bir iksir oldu. Sadece bu adamın işini tamamlamak için yaptım. Pazarlık yok. Bugünlerde pazarlık yapmıyorum. Dükkanınızın popülerliği arttı. Görevi tamamlayalım hiç olmazsa. Tüm gün midem bulandı. Bunun için bir şeyim var mı? Bir iksir teklif etmek için onu terazi... Ama şimdi bu midesi bulanıyor. Buna ne iyi gelebilir? Yani mide bulantısı... İksirlerin ne işe yaradığını da anlamıyorum ki. Burası tamammış. Burada eksik görevlerimiz var. İki farklı etkiye sahip bir iksir yapın. Aa. Burada iksirleri açıklaması yok mu? Bir dakika. Acaba açıklamayı da mı biz yazıyoruz lan? Bunu kaydetmişim, ne olduğunu yazmamışım. Buz iksiriydi bu. Onu da öğrenmem şart. Onu da çözmemiz lazım. Anlamadım bazı şeyleri. Şurada pazarlık, zor seviyede pazarlık yapabilirsiniz. Benim kaç puanım var? 3. Tüccarlık. Tüccar becerimizi biraz artırsın madem öyle. Ablacığım şimdi diyaloğu bitir diyeceğim. Sen surat asacaksın bana. Neyse zaten bir şeyler deneyeceğim. Sen de deneyelim. Mide bulantısı, mide bulantısı. Şu belki... Bu ikisini de atayım da bari tezgaha. Bir baksın. Aman akıllı. Neyse. Şurada bir iksir var abi. Gitmek istiyorum da buralardan geçemiyorum ki ya. Böyle dolaştıracak bizi galiba. Şuraya gitsem ne olur? Gidebilir miyim? 4 tane bundan var. Oraya kadar gidemem. Şansımızı şunda mı denesek? Neyse ben en azından bildiğim birkaç iksiri hazır edeyim yarına. Uğraşmayalım. Can iksirimiz yokmuş. Yapabilecek bir şeyimiz yokmuş. Mana iksiri yapmış mıyım ben? Bunlar bende yokmuş. Yapmışız da. Şu ne? Ha. Buradan geçebilir miyim? Geçemem. Elimiz ayağımız çok kilitlendi. Biz bu ablayı gönderelim. Bu abla şey ist yani. Ablacığım kusura bakma. Bay bay. Ben günü bitireceğim. Çok kilitlendi. Yani bana göre çok kilitlendi. Bir şeyle de uğraşmak istemedim. Bazı yönler kapalı. Hemen malzemeleri topla. Hop. Yeni malzemeler gelmiş sanki. Evet. Şunlar ne ki acaba? Kim geldi? Merhaba, dükkanını açalı fazla olmamış gibi.
Ben de bir simyacıyım ve kasabadan geçiyordum. Bir takım malzemeler topluyor ve simya ekipmanı satıyordum. Uğrayayım dedim. Aslında yanımda bir şey kalmadı sayılır ve elimde yalnızca efsunlu kağıt var. Eğer tarif kitabını büyütmen gerekiyor ise birkaç yaprak satın alabilirsin. Bana mallarını göster. Ne var sende? Efsunlu kağıt. Tarif kitabına kolayca eklenebilecek bir efsun kağıdı yaprağı. Üzerindeki özel efsun sayesinde istediğiniz zaman sayfayı temizleyebilir, farklı bir tarif yazabilir veya eski bir tarif üzerine değişiklikler yapabilirsiniz. Her efsunlu kağıt yaprağı tarif kitabında yeni bir tarif yavası açar. Şu an lazım değil kardeşim. Boş yere 170 altın veremem.